Recep, takımları getir. Buyur usta. Mücella Hanım, ben çıkıyorum. Tamam yavrum, güle güle. Ama bana söz vermelisiniz. Ne sözü? Gece ilaçlarınızı vaktinde içecek ve kendinizi yorup üzmeyeceksiniz. Anlaştık mı? Hemşire, sana kaç defa söyledim. Bir faydası yok onların. Olmaz olur mu? Hastalığınız için en uygun ilaçlar bunlar. Hayriye hemşire, bana ilaç lazım değil. Evlatlarım, torunlarım lazım. Hadi yavrum git artık. Gidiyorum. Ama ilaç saatinizi telefonla hatırlatacağım size. Kızım bir şey isteyebilir miyim? Şu tabloyu bana verebilir misin? Maalesef Mücella Hanım. Onu size veremem. Hatıralara gömülüp kalbinizi yorabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Geçmişte yaşıyorum. Mutlu güzel günlerde. Ah.
kırmızılar da bizi buldu. Tekerlek de tam inecek zamanı buldu. Çok kötüyüm. Ay, hava alacağım. Ay. Pencereyi açarız, arabada alırız. Çok zaman kaybettik. Evet, haklısın. Zavallı kadın. Çok yalnız bıraktık onu. Umarım önemli değildir. Dur biraz, kusacağım galiba. Duramam güzelim. Cevdet'le o karısı olacak çadı çoktan köşke varmışlardır bile. Ay, iyi ya, birileri olsun yanında. Ya ne iyi niyetlisin sen. Amaçları annemin yanında olmak değil. Köşke konmak. Hadi Cevdet hadi. Daha bir lastiği bile şişiremedin. Ne yapalım hayatım? Böyle de gidemeyiz ki. Sen hayatın boyunca lastiğin gibi havasız yaşadın. Ben daima havalı ve hızlı yaşadım. Sana ayak uydursaydım şimdi hangi barakada kim bilir nasıl açlıktan nefesimiz kokuyordu. Ben de bir an önce gitmek istiyorum ama lastik indi işte, ne yapayım? O abin olacak Akbaba köşkün üzerine üşüşmüştür şimdi. Anneni son nefesinde kandırıp köşkü üzerine yaptıracak. Sen de hala lastiğinle uğraş. Yahu annem hasta. Kalp krizi geçirmiş. Sen neler söylüyorsun? Üstelik annem o köşkü bana verecek. Sen öyle san. Eğer Bora yılanı köşke ulaşmadan biz varamazsak avcumuzu yalarız. Çiğdem Hanım har vurup harman savurduğu servetimizi köşkü ele geçirerek tekrar geri getirmeyi planlıyor. Aman Bora, böyle bir zamanda neler de düşünüyorsun böyle? Asıl bizim ihtiyacımız var köşke. Zerrin'in durumunu düşünsene. Böyle giderse kolejden de almak zorunda kalacağız. Hadi Cevdet, hadi şişmedi mi daha? Tamam tamam hayatım, oldu. Ay. Hadi hadi. Abi! Abi! Cevdet'le Çiğdem cadısı geliyor. Abi hepimize geçmiş olsun. Durumu çok ciddiymiş. Aha. Bakıyorum öğrenmişsiniz köşkün yolunu Bora Bey. Bizim de yolda lastik indi, o yüzden geç kaldık. Hem geç kaldık diyorsun hem de lafı uzatıyorsun. Yürü Cevdet yürü. Ay uğraşma şunlarla Bora, of. Gördün mü bak, bir de yolda duralım diyordum. Bizden önce geldi leş kargası. Hadi hadi. Hadi. Hemşire hanım. Sen... Hemşire hanım annemi görmek istiyorum. Şu anda doktor var yanında. Size izin verirse girebilirsiniz. Ne yani? Anneciğimizi görmek için izin mi alacağız? Çekilin lütfen. Annemi görmek istiyorum. Anne! Anne! Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Doktor bey, annemin durumu nasıl? Bu sefer zor atlattı. Bir dahaki krizde kurtulması zor. İlaçlarını ihmal ediyor. Yaşaması için ona yardımcı olmalısınız. Ne demek yardımcı olmak? Gerekirse canımı veririm. Ben de. Ne gerekiyor annem için? Bir dakika bile ayrılmam yanından. O zaman önce sessiz olmalısınız. Şimdi annenizi görebilirsiniz. Yalnız onu heyecanlandırmamaya dikkat edin. Buyurun. Hadi. Bir dakika ne? Çiğdem, lütfen. Geç. Anneciğim çok geçmiş olsun. Anneciğim nasılsınız? Anneciğim iyi misin? Anneciğim geçmiş olsun. Anne. İyi misin anneciğim? Anne. İyi misin? Cevdet'im. Ha Cevdet seni istiyor. Anne. Anneciğim. Nerede benim Cevdet'im? Buradayım anne. Anneciğim. Merak etme anneciğim. Bora. Buradayız. Merak etme anneciğim. Nerede benim yanındayız. Bora? Buradayız anneciğim. Merak etme. Oğullarım gelmedi. Anne buradayız.
Nerede benim oğullarım? Nerede benim evlatlarım? Anneciğim buradayız. Buradayız anne. Yanındayız anneciğim, merak etme. Ateşi nasıl abi? Evlatlarım. Buradayız anne. Görmüyor musunuz? Sizleri bile tanımıyor. Bilinci yerinde değil. Hadi çıkalım da biraz dinlensin. Evet haklısın hayatım. Evlatlarımı istiyorum. Oğullarımı istiyorum. Recep. Bugünlük bu kadar yeter. Harçlığını alacaksın. Tamam. Al bakalım. Bu senin ilk haftalığın. Güle güle harca. Sağ ol usta. Hadi şimdi evine. Babama da sigara alayım. Hem de en pahalısından. Gel lan buraya. Dur, dur, bırakın beni. Benimkini kırarsan anneme söylerim. Abi. Hoş geldin. Size gofret aldım. Teşekkür ederim abi. Paraya bak, paraya. Bırakın beni. Abi yapmayın ne olur. Lan sen sigara mı içiyorsun lan? Ha? Ne bu? Ben o sigarayı sigara babama almıştım. Benim ilk haftalığım o. Yapmayın. Ha? Hadi oğlum hadi. Kimse görmeden tüyelim buradan. Hadi. Yavrularım ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz? Evet. Nereden buldunuz çikolataları? Recep abi verdi. Recep. İçeri girsene. Ne bekliyorsun orada? Haftalığını aldın mı? Aldım. Ver o zaman. Ne bakıyorsun öküz gibi? Versene. O elindekiler ne öyle? Anne, sana almıştım. Seviyorsun ya. Demek bunlarla beni kandıracağını sanıyorsun. Para nerede? Para. Ne? Sen sigaraya da mı başladın? Yok. Baban gelsin gösterir sana. Nerede paralar? Nerede? Tabii bana vermemek için bir yerlere sakladın değil mi? Beni kandıramazsın. Biz sana bakarken, beslerken iyi. Söyle nereye koydun? Çaldılar. Ne? Çaldılar mı? İki adam geçti önüme. Zorla açtılar avucumu. Ben de buna inandım, öyle mi? Benden büyüktüler anne. Sus, bir de anne deme bana. Ben senin annem falan değilim. Ben o numaraları yutmam. Ya elime dökersin paraları, ya da çeker gidersin.
kolluğu çaldılar. Zırlama, zırlama. Haftalığını kuruşuna kadar avucuma sayacak mısın, saymayacak mısın? Söyle, söyle dedim sana. Nasıl vereyim anne, çaldılar. O zaman defol git. Benim seni cebimden besleyeceğimi mi sandın? Defol. 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 Serseri. Yalancı seni. Utanmadan bir de yalan söylüyor. Parasını çalmışlarmış. Tüh, utanmaz. Ne haber çocuklar, ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz baba. Recep abiniz geldi mi? Geldi. Nerede? Evde. Hadi güzel güzel oynayın. Vallahi aldılar elimden. Ben yoksa sana verecektim. Bak bak, hala yalan söylemeye devam ediyor. Al işte, baban da geldi. Ne oldu? Oğlun aldığı haftalığın hepsini yemiş. Sonra gelmiş bana elimden aldılar diyor. Yalancı bu senin oğlun, yalancı. Doğru mu oğlum? Ne yani, ben yalan mı söylüyorum? Aşk olsun Hasan. Ona yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Annelik ettim. Bu muydu karşılığı? Ben yalan mı söylüyorum yani? Bıktım artık bu çocuktan. Çok haylaz. Hiç söz dinlemiyor Hasan. Ne yapacağım ben bununla ya? İki büyük abi bıçak çektiler bana. Zorla aldılar elimden. Bu çocuğun yalancılığından bıktım artık. Yalancılığı neyse de bir de sigaraya başlamış. Benim çocuklarımı da alıştıracak. Doğru mu Recep? Al bunu da bizden sana hediye olsun. Artık baban mı içer, sen mi içersin? Analığım almayacak beni eve. Baba, senin için almıştım. Serseriler onu da aldılar. Bir tane bıraktılar. Bak bak, hala yalan söylemeye devam ediyor. Bıktım artık, bıktım bu çocuktan. Üvey anneyim diye yapmadığını bırakmıyor bana. Biliyorsun Hasan, ben ona öz annesi gibi davranıyorum. Kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Onun yaptığına bak. Ne çileli başım varmış benim. Al götür, nereye bırakacaksan bırak. Canımı almadan kurtulayım ondan. Yetiştirme yurduna mı verirsin? Tamirhanede mi kalır gelmemecesine? Ama ben bıktım. Çocuklarımın ruh sağlığı bozuluyor. Sen ne biçim babasın? Onlar senin evlatların değil mi? Recep'i göre göre onlar da yalancı olacak. Hırsız olacaklar senin oğlun gibi. Benim oğlum hırsız değil. Hırsız değil de neden o zaman haftalığını vermiyor, saklıyor? Çikolatalar, gofretler yiyecek o parayla. Benim yavrularım da getirdiğin kuru ekmeğe talim etsinler. İstemiyorum. Al götür. Nereye bırakırsan bırak. İstersen köprü altına bırak. Gözüm görmesin. Yoksa alır çocuklarımı ben giderim. Anladın mı? Anladın mı diyorum sana? Anamın evine giderim. Alır çocuklarımı ben giderim. Sus Dilber. Allah aşkına sus. Sus. Al götür, istemiyorum artık onu bu evde. Senin gibi oğlun da bir işe yaramaz. Anasına çekmiş, ne olacak? Defolup gitsin. Bırak şunu gitsin. Yeter artık, yeter. Gördün mü yaptığını? Gitti işte çocuk. İyi oldu. Senin yapamadığını o yaptı. Recep, Recep! Abi nereye? Recep! Recep! Baba, iyi ki peşimden gelmişsin. İlk defa baş başa bir gün geçirdik seninle. Evet oğlum, seni çok ihmal ettim, biliyorum. Beni affet. Sana kırgın değilim baba. Hiç vaktin olmadı ki sana. Biliyorum ya. Çalışıp didinmekten ilgilenemedim seninle. Üvey anne elinde kaldı. Annesizlik nasıl bir şey bilemezsin baba. Annem olsa beni korurdu. Bana kötü söz söyletmezdi. Recep'im benim. Meğer sana ne kadar haksızlık etmişim. Geçsin artık baba. Beni anneme götür. Hem Dilber annem de rahat eder.
Sen de üzülmekten kurtulursun. Ben sensiz ne yaparım ha? Böyle konuşma. Artık o eve dönemem ki baba. Anneme kavuşmak istiyorum. Onun kollarına atılmak, hep göğsünde uyumak istiyorum. Nerede annem baba? Oğlum, ben de annenin gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Bizden ayrılınca Artvin'e yerleştiğini duymuştum. Artvin'e mi? Artvin uzak mı baba? Uzak oğlum. Çok uzak. Şu gemiye binsem Artvin'e gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum. Neden baba? Uçakla mı gidilir? Gitsen de bulamazsın ki oğlum. Kim bilir nerededir? Kimlerin yanındadır? Ben de adresi olsa inan götürürdüm seni artık. Bu yaşıma geldim. Daha annemin yüzünü bile görmedim şu fotoğraftan başka. Annem Artvin'de değil, şu yıldızlarda bile olsa bulmak istiyorum onu. Oğlum, hadi geç oldu artık. Eve gidelim. Artık o eve dönemem baba. Ben annemi bulmaya gideceğim. Gecenin bu vaktinde bir yere gidemezsin. Sabah olsun, bakarız bir çaresine. Hem bu gece birlikte uyuyacağız. Yani. Hadi oğlum, sen içeri gir. Ya o gidecek bu evden ya da biz. İki çocuğumu alıp gideceğim, haberin olsun. Biz bu gece oğlumla beraber yatacağız. Al canım. Yer misin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Umarım bu işi en kısa zamanda halledebiliriz. Umarım. Annem her zaman söylerdi bana. Oğlum, ölürsem köşk sana ait derdi. Çünkü sen büyük oğlumsun. Biz de inandık. Bu köşk Cevdet'in hakkı. Yani bizim. Annemin kahrını en fazla biz çektik. Siz yurt dışında gezerken biz annemizin yanı başında oturuyorduk. Onun kaprisine, her şeyine katlandık. Onun için bizim hakkımız. Sen de bir şeyler söylesene Cevdet. Ben şu anda bu tartışmayı uygun bulmuyorum. Cevdetciğim, hani annen bizde kalırken söylemişti ya aşkım. Unuttun galiba. Ha, evet, evet. Annem çarşıdaki hanı Bora'ya verdim, köşk de senin dediydi. Uydur, uydur. Annem hiçbir zaman öyle bir şey demedi. Bu köşk benim. Benim olacak. Sen öyle san. Annem kime vasiyet ederse onun. Annem bana verecek. Hayır, Cevdet'e verecek. Hayır, bana verecek. Çünkü benim hakkım. Benim. Abi. Abi lütfen. Hayır, yalan söylüyorsun. Sana bütün bunları söyleten o cadı karı. Zaten onun lafından dışarı hiç çıkmıyorsun. Uzatma bu ara. İşine gelmeyince beni suçluyorsun tabii. Annen hastayken nerelerdeydin? Tabii köşkü duyunca hemen geldin. Bunları söyleme hakkını nereden buluyorsun? Abi karıma bağlı. Sen kimsin ki? Bu evin sahibi biziz. Ve bu köşk bana kalacak. Abi yapmayın lütfen. Hem annem söylemişti. Köşk Cevdet'imindir demişti. Sen kardeşimle sadece parası için evlendin. Çiğdem, Bora. Bunu zaten biliyorum. Hayatta zaten gözüm başka hiçbir şeyi görmüyor. Bütün istediğin, bütün derdin para. Ama bu köşke sen sahip olamayacaksın. Bu köşk benim hakkım ve benim olacak. Cevdet, sen de bir şeyler söylesene. Sen neredeydin? Bana bak Cevdet. Attırma benim tepeme ha. Öyle kaba kuvvet kullanarak korkutamazsın. Sakin ol. Annem bu köşkün bize ait olduğunu söyledi. Bizim olacak. Bora. Of Çiğdem abi. Benim içim kan ağlıyor. Annem yukarıda hasta. Siz hala nelerden bahsediyorsunuz? Umurumda falan değil köşk möşk. Anne? Anne niçin kalktın? Biz gelecektik yanına anneciğim. Niçin rahatsız oldun? Canım anneciğim benim. Sizi yeniden aramızda görmek ne güzel.
Torunlarım nerede? Onları getirmediniz mi? Aa, Anıl'ı getirecektik ama dersleri var. Emre de yurt dışında biliyorsun. Zerrin'in de kursu var. Çok gelmek istedi ama. Zerrin Emre seni o kadar çok seviyorlar ki anneciğim. Hep senden bahsediyorlar. Hatta buraya gelirken telefon ettiler. Selamımızı söyle dediler. Anıl çok istedi gelmeyi. Hatta babaanne diye çok ağladı ama öğretmenleri göndermedi. Yoksa... Gördünüz mü? Darılttık kadını. Çok istiyorsun değil mi anneni görmeyi? Hı hı. Bak sen bana hep kızdın ama ben seni çok seviyorum. Ben de senin annenle mutlu olmanı istiyorum. Mutfak parasından arttırdıklarımı, kendi evlatlarımın rızkını sana yol parası yaptım. Al, bu iyiliğimi de unutma. Babana bakma sen. Ne yapsın adamcağız? Dört boğazı doyuracağım diye didinip duruyor. Sana gitme diyor ama bana da bir boğaz eksilse sofradan ben de rahat ederim diyor. Böylesi daha iyi. Annene kavuşacaksın. Al bu parayı. Bilet parasına yeter. Bak, oradaki yazıhanelere git sor. Sana Artvin'e bilet versinler. Otobüse bindin mi gittin say kendini. Telefonu falan yok ama ben annene de ulaşmaya çalışacağım. Yeter ki sen yola çık. Bulursun anneni. Ah, terminalde karşılar seni. Kucağını açar. Kim bilir kadıncağızın içi nasıl yanıyordur. Senin de yanıyor değil mi? Anneciğim deyip boynuna atılmak istiyorsun. O da istiyor. Bekliyor seni. Anneye senin hasretinle yanıyordur şimdi. Bilirim, ben de anayım. Onu en iyi ben anlarım. Daha fazla bekletme anneni. Git ona. Git Recep. Hadi. Hadi. Anam bir otobüs ötede işte. Biner gidersin. Babana bakma sen. Ne dediği, ne yaptığı belli değil. Sana kalsın diyor, bana da gitsin diyor. Geçim derdi adamın kafasını bulandırdı. Hadi git. Ben de eve gideyim. Kardeşlerin yalnız evde. Hadi. Oğlum yine züğürt kaldın. Kafaları yapalım da kapkaça çıkalım. Lan bu bizim keriz değil mi? Ne işi var burada? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Hop dedik ufaklık, sökül paraları. Ver şu parayı. Abi yapmayın. Hadi lan. Konuşma sız. Ben o parayla bilet alacağım. Annemin yanına gideceğim. Paranı gasp edenler mutlaka adaletin eline düşeceklerdir. Ama komiser amca, o parayla Artvin'e, annemin yanına gidecektin. Anneni de bulacağız Recep. Annenin fotoğrafını gösterdiğin çok iyi oldu. Buyurun komiserim. Çoğalttın mı fotoğrafı? Evet komiserim. Derhal ilgili bilimlere fotoğrafı ve bilgileri verin. Emredersiniz. Önce Artvin'e gönderin komiser amca. Sen merak etme Recep. Kısa zamanda anneni bulup getireceğim sana. Söz mü komiser amca? Söz yavrum. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim.
borç para verebilir misin? Ben de parana gezer oğlum. Tersoyum ben. Bak 5 kuruş yok. Olsa verirdim. Çok değil abi. Sadece 50 lira. Annem bana vermişti ama hırsızlar çaldılar. 2 adam geçti önüme. Zorla aldılar. Ne yapacaksın o kadar parayı lan? Annemin yanına gideceğim. Artvin'deymiş. Ben sana oradan gönderirim. Çok mu istiyorsun oraya gitmeyi? Hı? 7 yıldır görmüyorum annemi. Yüzünü hayal mi öyle hatırlıyorum? Annene gitmek için her şey yapar mısın yani? Ne gibi abi? Sordum yani. Yani anneni ne kadar çok seviyorsun diye ondan sordum. Annemi çok özledim. Ya sen istemezse? Ha? Onca senedir arayıp sormamış. Babam ayrıldıktan sonra kaldığımız yerden taşındı. Bilmiyor burada yaşadığımızı. Yoksa annem beni çok sever. Nerede olduğumu bilse koşar gelir. O benim annem. Beni çok seviyor. Bunlar masal oğlum. Bu zamanda nerede öyle anneler? Onların işleri güçleri para. Para. Mesela benim annem. Yani şeytan görsün suratını. Tövbe döner abi. Olur mu öyle şey? Annen o senin. Benim annem falan yok oğlum. Hem anneler çocuklarını bir adam için gözden çıkartmazlar. Sokaklara bırakmazlar. Neyse. Nereden çıkarttın bu mevzuları? Ömer. Sen annene gitmeyi çok mu istiyorsun? Bak, eğer bu kadar çok gitmek istiyorsan ben sana para bulurum. Yani istersen yani. Görüşürüz abi. Hiç belli olmaz. Bazen 1 saate kazanırsın, bazen de 1 ayda. Şans yani. O zaman işimiz zor abi. Ben çok şanssızımdır. Şanssız mı? Ulan sen mi şanssızsın? Ne şansı be abi? Ne şanssızı be? Sendeki şans kimse de yok. Niye abi? Bak, şu köşkü görüyor musun? Hı-hı. Eskilerin kralı o köşkte. Bağırayım o zaman abi. Eskici! Şşşt! Sakın sesini çıkartma aman. Orada kafadan tırnak yaşlı bir kadın yaşıyor. Deli mi yani? Ya ne akıllı ne deli. Huysuz, şirret bir şirret. Anam gibi aynı. Bir sürü eskisi var içeride. O zaman gidip çalayım kapıyı abi. Şşşt! Yok oğlum ben tövbeleyim. O kapıdan içeriye hiç girmem. Bir keresine girecek oldum var ya. Neyse. Hem senin girmen lazım. Çocuksun ya, sana bir şey yapmaz. Abi kadın deliymiş. Korkarım ben. Oğlum zaten gizlice gireceksin. Kapıyı falan çalma sakın. Abi hırsızlık mı yapacağız yani? Hayır. Olmaz. Ben bu işte yokum abi. Ulan senin para ihtiyacın yok mu? Var ama çalarak değil. Ulan ne salaksın sen ya? Ulan senin paranı çaldı ya adamlar. Yok abi. Ben bu işte yokum. Ben hırsız değilim. Ulan racim kardeş, hırsızlık değil. Ulan bu günde hırsızlık yapılır mı hiç? Sadece bir resim var, onu alacaksın. Olmaz abi. Ulan resim be olup olacağı be. Ya burada olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama bize ait değil abi. Ama bak tabloyu patrona verince var ya, bir sürü para verecek bize. Hayır, ben gidiyorum. Cümlen duruyor. Otur lan. Bir yere gizemezsin. Oraya gireceksin. Hayır. Ben hırsızlık yapmam. Ulan oğlum bak, bu işte beraberiz. Sırrımı da biliyorsun, emin ol yaşatmam seni. Bak, bu köşke girmezsen arabayla aşağı salarım seni. Öldürsen girmem o köşke. Ha? Aa!
içinde. Yırtarım Allah'ını yoksa. Abi abla. Anneme ait tek şeyim benim. Yırtarım seni valla. Yapma ha? Abi. Yapma ne olur. Lütfen abi. Resmini yırtmamı istemiyorsan gireceksin köşke oğlum. Yaşlanmış insanın kalbinde annesini özleyen bir çocuk vardır. Niye özlemiyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz? Niye? Neden? Yavrularım. Yavrularım. Niye büyüdünüz sanki? Niye büyüdünüz? Keşke hep çocuk kalsaydınız. Boram. Halim efendi, nerede bizim o saf, sevimli, afacan oğullarımız? Bana bıraktığın o servetin en paha biçilmez mücevherleri. Boramız, Cevdet'imiz nerede? Bir kere bile anne demediler bana. Ne zaman anne deseler menfaatleri vardı. Bir kere sarılıp anneciğim demediler. Kalp köşkümün kapılarının ardına kadar açtım onlara. Ama onların giresi yok Halim efendi. Varsa yoksa şu olup olacağı viran köşk. Halim efendi, ilk göz ağrım, erim, ne olur beni de al yanına. Hayır, yapamam. Giremedim. Abi kapalıydı, giremedim. Ulan oradan girmeyeceksin. Köşkün arkasında bir tane pencere var, oradan gireceksin. Zaten ancak sen sığarsın. Duvarda asılı olan tablolardan birini al getir bana. Anladın mı? Abi ne olur yapmayalım şu işi. Ulan bak, yapmazsan fotoğrafı vermem. Sonra da anneni bulamazsın, tamam mı? Tamam abi. Hah, söyle adam ol. Sana o tabloyu getireceğim. Ama annemin fotoğrafını ver. Söz mü lan? Bak, resmi alıp arazi olmak yok ama. Söz. Yemin et annenin üzerine. Tamam abi. Tabloyu sana getireceğim. Hadi ilerle. Gel lan. Ben yine de kapıyı bir kere daha deneyim. Alo, Bora. Yavrum, sana ihtiyacım var. Acele gelebilir misin? Ya, öyle mi? Tamam yavrum. Tamam, beklerim. Kapı açık olacak. İti verirsen açılır. Hadi yavrum, işin biter bitmez gel. Ben de. Ben de yavrum. Gel. Gel bakalım. Verdiğiniz üzüntüyle durduramadığınız kalbimi, durmasını delice arzuladığınız kalbimi kendi ellerinizle susturacaksınız.
Halim efendi. Yanına geliyorum. Bekle beni. Hırsız değilim. Allah sevmez sonra beni. Hem annemin yüzüne nasıl bakarım? Öner abi. Öldürürse öldürsün. Biz de annemle cennette buluşuruz. Hırsız! Hı. İşte yakaladım seni. Ben hırsız değilim. Geberteyim mi seni ha? Geberteyim mi? Teyze lütfen vurmayın beni. Ben bir şey yapmadım. Lütfen vurmayın beni. Tabloyu çalacaktın değil mi? Sen de onlardan birisin. Dün de en kıymetli vazomu götürdüler. Ailemden kalan ne varsa çaldınız. Teyzeciğim ben bir şey yapmadım ki. Sus konuşma yürü. Yürü. Ulan nerede bu velet ya? Ben bir şey çalmadım ki. Ana! Enselenmiş bizim velet. Alo polis. Evime hırsız girdi. Hı? Aynasılar gelmeden ben tüyeyim bari. Derdini polislere anlatırsın. Dur burada sakın bir yere kıpırdama. Teyze. Kollarımı indirebilir miyim? İndirebilirsin. Ama bir yere kaçmak yok. Yaşlı teyze bana. Ben bir şey çalmadım ki. Sen de mi bana inanmıyorsun? İnan anne, oğlun hırsız değil. Lütfen anne, öyle bakma bana. Sana gelmek için para biriktirecektim, çalışacaktım. Öner abi kandırdı beni. Köşke girmesem senin resmini yırtacaktım. Ne olur öyle kızgın bakma anne. Belki... Bu teyze öldürecek beni. Belki de polis amcalar hapse atacak beni. Beni bekleme. Fotoğrafın yeter bana. Ha hapiste yatmışım, ha mezarlıkta. Sen yanımda olmadıktan sonra ne fark eder? Kapılar açılıyor, kapılar açılıyor. Ver onu bana. Yok benim arabam. Ver. Arabam oldu. Size kavun getirdim.
Oh be, nihayet bir aile olduk. Kurtulduk beladan. Gel benim güzelim, sarıl annene. Gel, gel. Ama anne, ben Recep abiyi özlüyorum. Tamam, siz burada oturun, kavanozu yiyin, ben geliyorum. Hadi oturun yiyin. Asık Hasan. Recep'i düşünüyorum Dilber. Nerededir? Ne yapar çocuk başına? Bak, içeride de çocukların var. Ama onları hiç düşünmüyorsun. Varsa yoksa Recep. Buyurun. Hanımefendi. Bir ihbarda bulunmuşsunuz. Evet memur bey. Tek başıma oturuyorum bu köşkte. Kimim, kimsem yok benim. Hanımefendi, hırsızı yakaladığınızı söylemişsiniz. Evet. İki çocuğum, torunlarım var ama hiç arayıp sormazlar beni. Köşk sahibi, zengin, yalnız yaşayan, ihtiyar biriyim ben. Tam hırsızlara göre yani. Ah memur bey, her sabah kalktığımda gece bir eşyamın çalındığını fark ediyorum. Bugün de salonda öyle bir başıma oturuyordum. Bir tıkırtı duydum yukarıda. Eşim Halim Bey'den kalma silahı kaptığım gibi çıktım yukarı. Orada çok değerli bir tablom var benim. Herhalde onu alacaklardı. İyice azıttılar. Artık gündüz de soymaya kalkıyorlar. Usulca çıktım merdivenleri, silahı doğrulttum. Hanımefendi, hırsız şimdi içeride mi? Bir kedi fırlayıverdi bacaklarımın arasından. Kusura bakmayın, yordum sizi buraya kadar. Önemli değil. Bir sorun çıkarsa bizi arayabilirsiniz. İyi günler. Sağ olun. Bu kadın yalnızlıktan hatırlatmış. Evet. Teşekkür ederim teyze. Neden? Çünkü polis amcalara vermedim beni. Vermedim çünkü seni banyoya kapatacağım. Yürü. 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 Beni banyoya kapatma teyze, ne olur. Yürü, çok konuşma. Yürü. Adın ne senin? Recep. En değerli tablomu çalacaktın değil mi? Evet ama Öner abi zorladı beni. Siz bir çetesiniz demek. Bilmem. Ağlama ağlama. Niçin ağlıyorsun? Korkuyorum. Köşke gizlice girerken korkmuyordun ama. Şimdi niye korkuyorsun? Sizden korkuyorum. Siz deli misiniz? Öner abi dedi. Doğru söylemiş. Deliyim ben. Deli. Hırsız seni. Cezanı çek burada. Hırsız. Annesinin fotoğrafıyla. Benim oğullarımın fotoğraflarıyla konuştuğum gibi. Annesine duyduğu tertemiz sevgi ve bakışları içime işledi. Zavallı. Keşke büyüyünce de böyle kalsalar. Hasan, nereye gidiyorsun? Karakola. Recep'i soracağım.
İyi etmedin Dilber. Küçücük çocuğu öylece sokaklara nasıl salıverirsin? Üvey anneyim ya. Bütün suçu yükle bana. Ben ona ne yaptım? Suçlu aramıyorum Dilber. Recep'imi, oğlumu arıyorum. Annen nerede senin? Artvin'deymiş. Nasıl Artvin'deymiş? Annemle babam ayrılmış. Babam da beni alıp İstanbul'a getirmiş. Başkasıyla evlenmiş. Bana da annemden hiç bahsetmedi. Söylemedi nerede olduğunu. Kaçarım diye hep sakladılar. Ben kardeşlerimi, üvey annemi çok sevdim. Ama üvey annem hep dövdü beni. Çalıştım, para getirdim eve, dövdü. Söz dinledim, dövdü. Hiç sevmedi beni. Evden kovdu. Sen şimdi Artvin'e mi gidecektin anneni bulmaya? Evet teyze. Babamın bana verecek parası yoktu. Çalışıp kazanacaktım. Anneme kavuşacaktım. Anneni çok mu seviyorsun? Çok. Onu çok özledim, çok. Onu bir kere görsem, sarılsam, koklasam, anneciğim desem. Yalancı! 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 Sen de benim oğullarım gibisin. Küçükken anneciğim derseniz, büyüyünce yüzüne bile bakmazsınız annenizin. Yalancı. Pis yalancı. Çek cezanı. Mücella Hanım. Mutfağa gelir misiniz? Size sıcak bir çorba yaptım. Teşekkür ederim. Canım istemiyor. Peki, ben o zaman banyoya çamaşırları götüreyim. Banyoya mı? Sakın ha! Ama neden? Banyoya çamaşırları bırakacağım. Ben kendime bakarım. Kendi çamaşırımı da yıkarım, çorbamı da kendim yaparım. Kimseye ihtiyacım yok benim. Hayriyeciğim, bana yaptığın bütün iyilikler için teşekkür ederim. Ama artık bu evi terk etmeni ve beni yalnız bırakmanı istiyorum. Ama tek başınıza hayatınızı devam ettiremezsiniz ki. Bu karar bana ait ve kararıma saygı duyulmasını istiyorum. Hadi kızım, güle güle. Yalnızlıktansa ölmeyi tercih ediyorum. Anlıyorum onu. Oğulları çok yalnız bıraktı onu, çok. Hayriye Hanım, nereye? Anneniz işime son verdi. Gidiyorum artık, Allah'a ısmarladık. Hadi Zerrin, babaannenin yanına çıkacağız. Siz gidin ya, ben burada kafamı dinleyeceğim. Olur mu öyle şey kızım? Babaannen seni özlemiş. Görmek istiyor kadıncağız. Ben onu görmek istemiyorum ki Anişko. Siz takılın kafanıza göre. Zerrin, kafamı bozma benim. O senin babaannen. Ne yapayım baba, senin de annen. Hasta kadıncağız. Hadi, seni görse sevinir. Zaten şurada kaç gün ömrü kaldı kızım. Ona iyi davranmalıyız. Niye iyi davranıyormuşum? Köşk sana kalsın diye değil mi baba? Bir de bana kızıyorsun. Ben senin müşteri temsilcin miyim? Kızınım baba, kızın. Sen ne biçim konuşuyorsun? Gel dedim buraya, gel. Gel buraya. Aysel, sen yetiştirdin bunu böyle şımarık. Boracığım, sen de hırsını benden mi çıkarıyorsun? Hadi be. Abi. Babaanneye. Anne, ben gelmesem. Aa, olur mu hayatım? Babaannen seni çok özlemiş. Aman, ne işi var bunların burada? Ne zaman gelsek damlıyorlar. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Bırakın artık peşimizi. Biz sizin peşinizde değiliz de sizin neyin peşinde olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Neyin peşindeymişiz bayan çok bilmiş. Şu anda seninle muhatap olamam.
Baba anneciği sevgili torununu bekliyor. Onu bekletemeyiz. Hadi yavrum, biz çıkalım. Ya ne biçim erkeksin sen be? Teslim olmuşsun bu kadına, esir hayatı yaşıyorsun. Abi bırakalım bunları. Hadi hep birlikte çıkalım annemin yanına. Yürü hadi, hadi yürü. Hadi abi. Hadi, hadi. Hadi kızım, hadi, hadi. İşte kahveni getirdim anneciğim. Afiyet olsun. Ayse. Efendim. Çiğdem su getirmemiş. Annem kahvesinin yanında mutlaka su içer. Hadi bir bardak su getir anneme. Tamam Bora. Bakıyorum torunlarım özlememişler beni. Aa, olur mu anneciğim? Zerrin her zaman babaanneme gidelim der. Biliyorsun benim işlerim işte. Getiremiyorum bir türlü. Öyle değil mi Zerrin? Anneciğim ister inan ister inanma. Anıl dün akşam uykusunda seni sayıklıyordu vallahi. Anıl hadi öpsene babaannenin elini. Sizlere sormadım. Sizler sevgiden ne anlarsınız? Ben onlara soruyorum. Çocuklar yalan söylemez çünkü. Çocukken sizler de öyleydiniz. Gözleriniz ışıl ışıl olurdu bana bakarken. Zerrin, Anıl, bakın bu benim için çok önemli. Bana doğruyu söyleyin yavrularım. Babaannenizi seviyor musunuz? Hadi kızım söylesene. Üf baba ya, seviyoruz işte biliyorsun ya. Anıl, hadi yavrum. Bana söylüyorsun ya ne kadar çok sevdiğini. Babaannene de söylesene. Seviyorum. Gel babaannenin dizlerine otur. Hop hop hop. Annem zaten hasta. Annenin hasta olduğu şimdi mi aklına geldi? Sus be. Köşke sahibi olmak için bu çocuğu kullanıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun peki? Burası benim doğup büyüdüğüm ev. Sen kim oluyorsun? Cevdet'in abi, doğduğu lütfen. Ev de burası. Yapma sen ya. Sen de konuşsana Cevdet. Ne susuyorsun? Lütfen Çiğdem, lütfen. Defolun! Terk edin evimi. Çabuk gözüm görmesin sizi. Torunlarım. Babalarının çocukları. Yalancılar. Tuh! Cevdet, annen gidiyor bir şeyler yapsana. Cevdet bir şeyler yap. Bu kadın var ya bu kadın. Annemin psikolojisini bozdu. Sen kendine bak be. Hadi oradan be. Çocuklar siz dışarı çıkın. Bu abi. Büyüklerin meselesi. Çiğdem, diyorum ki... Bırakalım kavga etmeyi. Bence gereksiz. Annem ölünce nasıl olsa bize kalacak. Ben razıyım. Hayır, bizim hakkımız. Ben razıyım. Lütfen. Köşk benim olsun. Yeter abi. Biz asla banyonun penceresinden bir ses duydum. Hı? Banyonun penceresinden bir ses geliyor. Şunlara bak ya. İşte görüyorsun. Şu eski köşk için kavga ediyorlar. Perilidir belki de. Gerçekten bir ses duydum. Ya saçmalama ne perisi. Dalgana bak sen ya. Hadi bakalım. Lütfen bana ya. Benimle bu şekilde ya. Konuşamaz. Hayatım. Benimle böyle konuşamaz. Buraya konuşamaz. Defolun evimden. Anne. Defolun. Tamam anne sakin, anne, sakin ol. Defolun. Anne sakin ol. Defolun. Tamam anne sakin ol. Tamam sakin ol sakin ol. Bu köşk benim. Benim. Ölmemi bekliyorsanız boşuna. Yaşayacağım. Yaşayacağım. Sizin inadınıza yaşayacağım. Görüşürmüş. Şeytan görsün onun yüzünü. Cevdet, karına söyle şeytan zaten tam karşımda. Efendim abi? Karın diyorum Cevdet. Şu karşımda duran kadın var ya, şeytanın ta kendisi. Ya sen abi, leş kargası. Annen daha ölmeden dolaşmaya başladın köşkün üzerinde. Sana ne? Bu köşk benim. Benim ailemin. Sen kim oluyorsun be?
Sen yurt dışında keyif çatarken annenin bütün kahrını biz çektik. Hadi oradan be. Kahrını çekmişmiş. Hadi. Babacığım hadi gidelim bırak şimdi. Zaten bu kadının durduğu yerde bir saniye bile durmak istemiyorum. Ama çok meraklıydık. Lütfen abi ne yapıyorsun? Zerrin hadi. Hadi kızım ayakta uyuma hadi. Hadi. Zerrin hadi kızım. Niye aldırıyorsun lütfen lütfen diye. Ben senin gibi leş kargalarını çok gördüm. Hay bize diye ne var? Şeytan görsün yüzünü. Yapma abi. Hadi. Yürü kızım yürü. Ne dikliyorsun öyle? Yürü gidelim artık. Anıl hadi oğlum. Anıl! Nereye? Onu arayacağım. Gel içeri. Arkadaşlarına soracağım. Belki gören olmuştur. Annem annem deyip duruyordu. Gitmiştir Artvin'e. Ama adresi bilmiyor ki. Gerçi ben de bilmiyorum. Hala Artvin'de mi yoksa taşındı mı? Yıllardır haberim yok. Bakıyorum eski karını özlüyorsun. Yok canım. Nereden çıkartıyorsun? Senin içeride iki çocuğun var. O da çocuğum. Seni baba yerine saysaydı evden gitmezdi. Biz kovduk ya. Aa, ne yapalım? Yaramazlık etmeseydi. Hadi geç içeri geç. Gecenin bu vakti aklını mı kaybettin? Geç. Bir bakayım ben. Belki bulurum. Duymadın mı dediğimi? Geç içeri. Aman, bana ne be? Bak, sana battaniyeyle süt getirdim. Ay. Recep neden ağlıyorsun? Hiç teyzeciğim. Anneni düşünüyorsun değil mi? Her zaman düşünüyorum ve her zaman ağlıyorum. Süt getirdim. Hadi iç bakalım. İstemem teyze. Hadi iç. İç. İstemem teyze. Teyze. Teyzeciğim. Ne oldu size? İlaç. İlaçlarım yukarıda odada. İyi misiniz? İyiyim. Dinlenin biraz. Sonra sizi yatağınıza götüreceğim. Kapı açıktı. Neden çıkıp gitmedin? Sizi böyle bırakamazdım teyzeciğim. Sen çok iyi bir çocuksun Recep. Yanımda kal. Annemi bulmalıyım. Yoksa yanında kalıp her işini yapardım teyze. Ama Recep, seni yıllardır arayıp sormayan bir kadını bulunca ne diyeceksin? Anne diyeceğim, anne. O çünkü benim annem. Sen de onun çocuğusun. O seni niye arayıp bulmuyor? Aramaz mı? Arıyordur ama nerede olduğumu bilmiyordur ki. Babam da izimizi kaybettirmiştir zaten. Gitme Recep, benim çocuğum ol. Hiç yokluk çekmezsin. Bak, her şey var burada. Ama annem yok ki. Bak, burada kalırsan bu köşkü sana veririm. Teyzeciğim, ben annemi bulmalıyım. Annemle birlikte gelirim yanınıza. Gitmeliyim. Dur, öyle elini kolunu sallaya sallaya gidemezsin. Kimliğin var mı yanında? Var. Ver bakayım bana. Polise mi vereceksiniz? Evet. Suçlular cezasız kalmamalı. Şimdi git. Güle güle evladım. Güle güle. Ah Allah'ım. Ne olur onu annesine. Annesini de ona kavuştur. Thank you.
Bir haftadır uğramadık kadıncağızın yanına. Şimdi de böyle çiçeklerle falan. Hadi hemen çıkalım yanına. Bir iki kez telefon ettim, açmadı. Darıldı mı yoksa? Darılmaz olur mu? Hem hasta, hem yaşlı, hem de tek başına. Bakıcıyı da gönderdiğini biliyorsun. Hadi hemen çıkalım. Dur hayatım. Çiğdem'le Cevdet'i bekleyelim. Allah Allah. Hani şeytanın ta kendisi diyordun Çiğdem için? Öyle diyorum yine. Ama başka çare yok. Anlaştık dün Çiğdem'le. Köşkü paylaşacağız dedik. Ay inanmıyorum sana ya. Ben annem diyorum, sen şeytanla işbirliği yapıyorsun. Ona öyle dedim. Köprüyü geçene kadar hayat. Annem bizi barış içinde görsün. O zaman çıkartacağım Çiğdem'i aradan. Ayı ya dayı, şeytana melek ha. Hı. Ah Bora, ah. Ah. Bak, geldi senin ortak. Merhaba abi. Merhaba yenge. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bora. Nasılsın Çiğdem? İyiyim. Anlaştığımız gibi hareket edersek daha iyi olacağım. Merak etme. Aynen öyle olacak. Hadi gidelim. Hadi hemen. Anne. Anne. Anne biz geldik. Ne be? Anne. 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 Abi. Abi annem ölmüş. Annem ölmüş. Çiğdem. Annem ölmüş. Abi artık annesiz kaldık. Annem. Çocukluğumdan beri ilk defa çiçek getirdim sana. Affet bizi anne. Affet. Hatun kişi niyetine Allahu Ekber. Şşt. Ne? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Avukat Selami Bey mi? Biz cenazeden sonra hemen köşke geleceğiz. Siz de oraya gidin. Şu miras işini halledelim. Tamam. Esselam. Tamam, görüşürüz. Tamam. Ey müminler! Ondan geldik ve yine ona döneceğiz. Her nefs ölümü tadacaktır. Şu geçici dünya nimetlerine aldanıp kanmayın. Hüsrana uğrayıp ahiret nimetlerinden mahrum kalırsınız.
Malumunuz olduğu üzere anneniz Mücella Hanım sağlığında köşk dışında bütün gayrimenkul ve mallarını sizler arasında paylaştırmış. Miras olarak sadece bu tarihi köşk kalmış. Evet avukat bey, kısa keselim. Bu durumda köşk iki kardeş arasında pay edilecek. Evet, eğer elimdeki bu vasiyet olmasaydı köşk Bora ve Cevdet Bey arasında pay edilecekti. Vasiyet mi? Evet. Bu köşkün bir kişiye verilmesini öneren vasiyet. Annem çok akıllı bir kadındır. En mantıklı olanı düşünmüş. Tabii ya, bu köşk paylaşılmaz ki. Köşkü bana bırakmış. Ne biliyorsun sana bıraktığını? Ya Cevdet'e bıraktıysa? Ben bu evin büyük oğluyum. Ayrıca annem beni çok severdi. O Cevdet'i senden daha çok severdi. Lütfen sessiz olalım. İşte vasiyet elimde. Noter tarafından da tasdiklenmiş. Hadi okuyun avukat bey. Okusanıza canım, ne bekliyorsunuz? Annem köşkü bana vasiyet etmiş değil mi? Bir dakika okuyorum. Köşk dışında bütün taşınmaz mallarımı sağlığında oğullarım arasında paylaştırdım. Bu sebepten gönlüm rahattı. Geriye sadece canım gibi sevdiğim köşk kaldı. Onu sevmesini bilene, samimiyetle sevene, annelik kadrini bilene vermek istiyorum. Beni. Hayır, Cevdet'in. Biliyorum, çocuklarım bana kızacaklar ama kızmasınlar. Onlarda ailemizi temsil edecek vasfı göremedim. Köşkü koruyacak azmi hissedemedim. Çünkü onlar sadece parayı seviyorlar. Beni hiçbir zaman sevmediler. Çok istedim oğullarıma sarılmayı. Ama onlar annelerine sarılmadılar. Avukat bey, ne demek oluyor bunlar? Köşk kimin? Evet, açıklayın artık. Bu yüzden biricik köşkümü annelik kadrini bilen birine bırakıyorum. Adı, soyadı, nüfus bilgileri aşağıda belirtilmiştir. O kim avukat bey, kim? Söyleyin. Bir çocuk. Recep yeğeni. Ne? Bir çocuk mu? O kim avukat bey, kim? Biz de bilmiyoruz henüz kim olduğunu. Ne biçim avukatsın be? Uyuyor muydun vasiyet hazırlanırken? Lütfen hanımefendi. Bu işte bir terslik evet, var. Evet, kesinlikle bir terslik olmalı. Annem bu köşkü kim olduğu bilinmeyen birine vermez. Evet, vermez. Evet. Evet, itiraz edelim. Evet, haklısın. Annemin sağlığı yerinde değildi, evet, değil değildi mi? Evet, sen de biliyorsun. Hı hı. Değil mi? Sağlığına dair belgeler ve şahitler de bulunuyor. Kim bu Recep? Simitçi! Abi, simit alır mısınız? Ver bakalım. Velede bu. Simitçi. Burada simit satacağını kim söyledi lan sana? Gebertirim lan. Bir daha burada simit satmayacağız. Duydun mu? Çabuk defol git buradan. Hadi yürü. Tamam abi, gidiyorum. Efendim? Recep yeğeninin evi mi? Recep yeğeni mi? Ben avukat Sadi Yıldırım. Siz annesi mi oluyorsunuz? Evet. Mücella Ersoy sahip olduğu köşkü oğlunuz Recep yeğeniye bırakmıştır. Ya, öyle mi? En kısa zamanda işlemler için Recep Bey'in büroma uğramasını istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Kimdi o arayan? Şey, bizim Fahriye. Ya, Recepsiz bu ev ne kadar sessiz değil mi? Ha? Ne diyorsun Dilber? Ondan kurtulmak için az mı baskı yaptın bana? Pişman oldum Hasan. İnan ki kendi yavrummuş gibi buram buram tütüyor burnumda. Hanım, dalga geçmiyorsun değil mi? Aa, ne dalga geçmesi? Hadi hadi toparlan, bulalım oğlumuzu. Hadi. Anneciğim. Neredesin? Ha sokak köşelerinde kalmışım, ha üvey ana kollarında. İkisi de acımasız, ikisi de soğuk. Hadi kardeşim, buraya dilenci giremez. Ben dilenci değilim. Benim param var. Artvin'e gitmek istiyorum, bana bilet ver. Bu parayla
Bu parayla Üsküdar'a bile gidemez. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Çocuk gel biraz oturasın. Tamam amca. Sen de mi kimsesizsin? Kimsesiz değilim. Annem var benim. Neden sokaklardasın o zaman gecenin bir yarısı? Annem Artvin'de. Yanına gidecektim. Paramı çaldılar. Simit sattım. Ayakkabı boyadım. Ama bilet vermediler bana. Yoksa ben kimsesiz değilim. Annem var benim. Para mı? Var mı paran? İki gündür açım evlat. Varsa versene. Al amca. Zaten işime yaramıyor. Allah razı olsun. İnşallah annene kavuşursun. Gel bakalım Recep, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Anneni bulacağız, hiç merak etme. Oldu mu? Sen niye dışarılarda kalıyorsun? Bak, akıllı çocuksun maşallah. İş sünü yavrum. Yapılan istek üzerine... Mücella Hanım'ın köşkü miras olarak bıraktığı 7 yaşındaki Recep yeğeni parkta baygın olarak bulunduktan sonra babası Hasan yeğeniye teslim edilmiştir. Sizlerin yapmış olduğu itiraz değerlendirildi ve uzlaşma için taraflar bir araya getirildi. Canım oğlum benim. Artık bu köşkte mutlu mutlu yaşayacağız. Güzel köşk değil mi? Ne kadar mutlu yaşarız burada değil mi Recep? Ha? Ben istemiyorum köşk maşk. Ben annemi istiyorum. Recep, söz vermiştim ya sana. Tuttum sözümü. Bak işte annen. Gel, gel. Anne, anneciğim. Anneciğim. Anne, oh. Anne. Anneciğim oğlum. Seni çok özledim. Oh. Anne, anneciğim. Oğlum benim. Anneciğim. Çok özledim. Seni çok seviyorum anne. Fotoğrafındaki gibisin. Canım benim. Artık hiç bırakmayacağım seni. Yavrum benim. Oğlum. Hiç bırakmayacağım seni. Anneciğim, bir daha beni bırakma ne olur. Hep birlikte olalım. Şimdi aklına geldi değil mi annelin?
Duydun tabii çocuğa köşkün kaldığını. Anne diye çıktın ortaya. Ben onun kahrını senelerce çekerken nerelerdeydin? Hayır. Ben sadece oğlumu görmeye geldim. Recep isterse yine sizde kalabilir. Ben ara sıra görmeye razıyım. Ben de seninle geleceğim anne. Oğlum. Bir daha seni asla bırakmayacağım anne. Sen de beni bırakma ne olur. Bundan sonra hep seninle artık olmak istiyorum. Artık hiç ayrılmayacağız. Lütfen. Bak Recep, senelerce sana annelik yaptım. Bu köşkte oturmak benim hakkım. Bu koca köşk senin olsun. Annem bana yeter. Yavrum benim.